Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber FarmX Simulator oynayacağız. Bu 5. bölümümüz olacak. Daha önceki bölümde daha doğrusu biçerdöver almıştık. Mısır ekemediğim için biçerdöveri satmış bulunmaktayım. Onu mecbur ekemedik. Ben hani tam net olarak da öğrenemedim. Şimdi yabani ot çok çıktığı için ben onun yerine kireç makinesi aldım bir tane. Ekstra kireç de aldım. Şu an için hasat durumumuz iyi. Para durumumuz 28 bin euro var. Şimdi buralara biçerdövere sürdüreceğim. Daha sonrasında tekrar işte kireçle beslemeye çalışacağız. Elimizden geldiğince eğlenceli, güzel bir videoya hazırlamaya çalışıyoruz. Şimdi karşıda tarlamız sürülüyor. Burada ekipmanlarımız var. Ekstra çim biçme makinesi almıştık. Onu isterseniz bir deneyelim. Evet, şimdi şu ekin makinemizi bir bırakalım. Çok ses gelmesin size diye biraz uzaklaştırayım kamerayı. Evet. Niye takılmadı bu? Ha, çok yanaşmadık mı? Evet. Şimdi takıldı. Şimdi. Hayda. Gittik şeye takıldık, değil mi? Şöyle yapalım. Tamam. X'e düzelttik. Evet. Şimdi bu ekinlerimizin oradaki çimleri komple şimdi göreceksiniz. Evet. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi buradaki çimleri çim falan hepsini alıyor. Şöyle şu direkten kurtarabilirsek ağacın etrafını bir dönelim. Ağacı dönemedik. Çünkü manevra kabiliyeti kalmadı. Aracın manevra kabiliyeti kalmadı çünkü. Tamam. Şimdi şu karşıdan şuraları biçelim abi. Bakın gördüğünüz gibi buraları ben biçmiştim zaten. Bakın tekrar büyümüş. Bunları sürekli biçiyoruz böyle. Evet. Bu şekilde tarlamızı hem düzeltmiş oluyoruz. Aşırı kötü bir görünümden kaçınıyoruz. Sürdürüyoruz böyle bakalım. Evet. Komple biçelim buraları. Abi burada şimdi hayvanlar otlayacaktı var ya, 10 numara olurdu. Değil mi? Makineleri kiralıyoruz artık. Satın almak pek bir mantıklı gelmedi açıkçası. Çünkü çok fazla para harcıyoruz ve geri sattığımızda da hani aynı paraya satamıyoruz. Ben mesela bir biçerdöveri 100 bin euroya almıştım. Uç takamadığım için ekstra bir daha gittik. 80 bin euroya geri verdik. Karşı traktörde şu an çalışan traktöre ön yükleyici takmıştım. Onunla gübre getirdim. Daha doğrusu kireç getirdim. Çalışmalara devam ediyoruz elimizden geldiğince. Tarlamızı ekine hazırlıyoruz. Güzel bir ekin olması ve gelirin de artması amacıyla. Çünkü daha fazla ekin daha verimli oluyor. Verimli olduğunda da tabii daha çok para kazanıyorsunuz. Daha çok ekin oluyor. Makine sapıttı şu an. Nereye gittiyse. Orada bak mı vardı, ne vardı, girmedi oraya. Buraları böyle komple biçiyoruz. Ekinin içinden geçmiyoruz çünkü ekini de biçiyor. Normalde başka serilerde olsaydı biçmezdi çünkü çok fazla öyle şeylere ne yaptığımızı görmüyoruz. Şöyle yapalım. Evet. Şurayı da alalım. Bunu bırakalım. Buradaki otlar zaten daha büyümemiş. Şurayı alsak yeterli. Evet, şuraya da alalım. Biçerdöverimiz çalışıyor. Evet. Garaja bırakalım abi bunu. Bununla çok fazla işimiz kalmadı. Çalıştırmayı da bıraksın. Zaten akşam üzerine doğru geliyoruz. Akşam olmak üzere. Zamanı biraz yavaşlatayım çünkü 5. seviyede. Şimdi şöyle yapalım.
Yanlış mı gördük? Ne yaptık? Ya bunu zaten o ekim makinesini oraya bırakamam. Şöyle düz bırakalım. Evet. Bırak abi şöyle. Çok fazla özenmeye de gerek yok. Şimdi bu traktörümüz ekin makinesiydi. Ekin makinesini alacağız. Kireçten sonra direkt tekrar buğday ekmeye başlayacağız. Biraz işlemi hızlandıralım. Abi hızlandıralım derken direğe çarpacaktık az daha. Evet gel abi gel 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 gel. Gel 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 oraya. Tamam. Takalım. Bunu doğruca şeye götüreceğiz. Arkada çünkü şey var. Şu an çalışıyor. Ekin makinesi burada çalışacak. Trenimiz çalışsın. Bu da çalışsın. Biz makinemizle kirecimizi atalım abi. Evet. Makinemizle kirecimizi atalım. Gördüğünüz gibi buralar kireçli. Kireç de çok çabuk bitiyor abi. Bu 2-3 tarlada biter. Sürekli kireç almak da biraz bana... Gerçi 2-3 tarlada bir yaparız bunu. Arka kolları açalım. Şimdi tarlayı ortalamak lazım aslında. Şunu çalıştıralım abi. Evet, kirecimizi atıyoruz gördüğünüz üzere. Pulluğumuz da karşıda çalışıyor. Şimdi buradan bu bittikten sonra ekin makinesiyle burayı ektireceğim. Hani verimli bir toprak olmuş olacak. Güzel olacak ya. Yavaş yavaş. Evet. Yavaş yavaş yapsın abi. Kirecini atsın güzelce. Makinemizi şu sınırda durduracağım. Güzel. Şimdi buradan tekrar bir de geriye kireç atalım. Şu ortası niye boş kaldı? Dur oraya da kireç atalım abi. Dur oraya dönüşte atarız. Şunu çalıştıralım. Dur bir saniye bir saniye sen daha... Bakın gördüğünüz gibi ama buradan yine şey çıktı. Kirecin içinde yine yaban ot çıktı abi ben anlamadım ki. Acaba kireci atıp da mı sürdürecektik biz burayı? Mevzu bahis o muydu? Evet oydu. Galiba. Mı acaba? Yok. Kireç onu kurutur ya. Galiba kurutur. Evet. Traktörü de kireç yaptık. Karşıda çıkmadı çünkü yaban ot. Burada çıktı, orada çıkmadı. Durdur abi makineyi. Kirecimiz çok çabuk bitiyor abi. Bunu bir de alması var ya o kadar zor ki. Gidiyorsunuz nedir onun adı? Şeye. Burayı yapmayacağım çünkü ekstra bir daha gerek yok. Oradan çünkü pulluk geçecek. Yani araç satın aldığınız yer var ya oraya gidiyorsunuz. Oradan alıyorsunuz yani. Şey kireci yüklemesi vesaire oradan bile gelmesi var. Burada bu işlemiyor mu? Burası niye olmadı bu böyle? Allah Allah. Galiba sürdüğü için biz galiba yanlış mı yaptık abi? Sürdükten sonra mı atacaktık? Biz atalım şuraya atalım bakalım. Evet gördüğünüz gibi biz tabi yanlış yaptık kireci ekin bittikten sonra yapacaktık ki ot mod çıkmayacaktı. Traktör de dans ediyor maşallah. Şöyle düz gidelim de bari. Kireçleyelim bakalım. Şurayı bir daha sürdürebilirsem iyi olur. Attığımız kireç boşa gitmesin bari. Bunu kapat abi. Kapatalım. Sürdürelim bakalım sürebilecek mi? Nasıl olacak? Şunu yerine götürelim. Çünkü buna tahıl taşıma için, ekin taşıma için kasa yükleyeceğim ben buna. Bunu böyle ulu orta yerde bırakmayalım. Şöyle yapalım.
Abi bırak şurada ya. Allah Allah. Resmen var ya, sinir krizi geçireceğim. Bu traktörün zaten o manevra kabiliyeti bende yok. Sağa çeviriyor, sola gidiyor. Sola çeviriyoruz. Nereye gittiği belli değil. Tak abi şunu. Devam edelim. Şimdi karşı tarafta muhtemelen bir çerdöver bayağı bir buğday biriktirmiştir. O buğdayı ondan alırız. Buraya kireç attırıp pullağı sürdürür. Diğer tarafa da ekinimizi ektiririz. Bunda ne kadar var? Bunda daha var. Bunu çalışsın mı? Bunun işi çok. Abi benim attığım, kireç attığım yerde de çıktı bu. Niye böyle oldu? Ben anlamadım ki ya. Her yerde çıktı bu ot. Zamanla mı kuracak? Ne yapacak? Anlamadım ki. Yabani ot diyor. Yabani ot için. Gerçi verimlilik için attık biz şeyi, kireci, ama yabani ot için de ilaç mı atmak gerekiyor? Ne yapmak gerekiyor? Bilmiyorum. Neyse, biz ekinimizi yapalım. Ektirelim bakalım. Yine buğday ektireceğiz. Yani şu tarla işlerini hızlıca bitirip hızlandırıp buğdayları satıp, yani sağlam bir buğday satmak istiyorum. Ondan sonra ne alacaksak ondan sonra alalım istiyorum. Bakalım. Şunu bırakalım şuraya. Bu çalışsın. Eksin abi. Bakalım nasıl yapacak. Bu otu motu kazıdı gitti. Tamam. Burada bir çerdöverimiz nerede? Karşıdan karşıya gidiyor. Bu ekmeye devam ediyor. Tren yolda. Pulluğun işi bitmiş. Pulluğumuzu doğruca şeye götürelim. Nedir onun adı? Bir çerdöverin çalıştığı yere götürelim ki orada çalışacak. Oraya önce bir kireç attıracağım. Bakalım. Faydası olur mu olmaz mı bakacağız. Gerçi kireç makinesini de bıraktık biz, değil mi? Bir saniye abi, şunu şöyle. Şöyle bir dursun bu. Evet. Buradan bu şeyi alalım. Makinemizi alalım. Direkt kireci atalım tarlaya. Hadi bakalım. Şuradan. Şöyle dön abi sen. Şu kolları açıver. Tamam, güzel. Çalışmaya başla. Burayı kireç diyelim direkt. Abi kirecin yarısı boşa gitti. Harbi boşa gitti kirecin yarısı. Buraya da atalım kirecimizi. Atsın artık, bir dahaki tarlaya da şurada bir palet kireç getirmiştim. Onu da bir şekilde doldurup halledeceğiz. Kirecini atsın. Çok hızlı bitiyor abi, ben anlamadım ki ya. Aşırı hızlı bitmiyor mu? Bitiyor. Bunu şimdi kim alıp gelecek bir daha? Mecbur gideceğiz ama tabi onu bölüm arasında yaparım ben. Ekstra bir daha videoda gerek yok. Kolu topla abi. Şunu ben yerine bırakayım direkt. Bir saniye. Bu arada bizim burada pulluğumuz boş durmasın. Çalışmaya başlasın. Bir çerdöveri de aynı şekilde yerleştirelim. Evet, çalışmaya başladı. Bu da gitsin abi. Direkt biçmeye devam etsin şuradan. Evet.
Sen de çalış burada. Yani bayağı bir para elde etmiş olacağız bu işlem bittikten sonra. Çünkü kendi yem silomuza, daha doğrusu tahıl silomuza bayağı bir buğday atmıştım. Yaklaşık 10 bin falan olması lazım. Onu alacağız. Da benim buraya bıraktığım kasa nerede? Allah Allah. Buraya ben kasa bıraktım. Nereye gitti o kasa ya? Abi kasayı biz kiralık almadık ki. Allah Allah. Allah Allah. Neyse. Buluruz. Belki de ben mi unuttum yerini? Ne yaptım? Şurada dursun abi bir saniye. Şu garajdan bir bakalım. Bir saniye. Sahip olanan nesneler. Şu nerede bunun yeri? Nerede bu? Allah Allah. Biz burayı nerede? Burada bırakmadık mı ya? Şurada bırakmıştık. Kasa nerede? Evet arkadaşlar, şu an kasayı kaybettik. Traktör kasasını. Ya, kasa buradaymış ya. Vay arkadaş. Kasanın yerini de unuttuk. Bak şurada bırakmışız kasayı. Sürekli burada garajda bıraktığım için en son orada aklımda kalmış. Şimdi bunu alalım. Şimdi biçerdöverin oraya gidelim. Bu orada kalacak. Ondan ben şey alacağım. Son tahılı alacağım. Silodaki şeyi de yapacağım. Tahıl da alacağım. Ondan sonra onu satmaya götüreceğiz. Sen bir bırak abicim bakayım bana. Gördüğünüz gibi tahıl ezildi direkt. Bana geçtiğinde eziliyor ama şeyde ezilmiyor. O biraz saçma olmuş. Yani işçiye kiraladığımda ezilmiyor. Ben mesela böyle geldiğim zaman eziliyor direkt. Neyse. Yapacak bir şey yok. Şimdi tahılımızı alıyoruz. Satışını yapacağız. Silomuzdan da alalım. Götürelim bunu, satalım. Biraz para yapalım. Çünkü paramız bayağı bir eksildi. Bunlar da tahılları ekmiş olurlar bir yandan. Bunları da kontrol edeceğim. Tamam, bunun işlemi bitti. Boruyu kapat. Şöyle gel abi sen. Evet, traktörün üstüne çıktık resmen. Yapacak bir şey yok. Bunların da zaten tamir şeyleri var. Süreleri var galiba. Bir süre sonra bozuluyor bu. Cihaz bozuluyor. Hani size zaten mesaj vermeye başlıyor. İşçiyi kiralıyorsunuz. Adam diyor ki işte bize belirlenemeyen bir sebepten dolayı aracınız şu an çalışmamaktadır diye böyle bir uyarı veriyor. Durdu diyor. Çalışmayı durdurdu diyor. O şekilde hatalar vermeye başlıyor. Bizim diğer traktör çalışıyor mu? Çalışsın. Biz gidelim şu silodan diğer buğdayları da alalım. Bakalım ne kadar? 3600 lira var. Pardon, 3600 litre tahıl var da şimdi bir saniye. Bu traktörleri yanaştırmak var ya, ölüm ölüm. Resmen ölüm ya. Boşalt. Buğday, 12 ton buğday var. Onu da alalım. 18 bin ton yapacak. Niye yapmadı abi? Ha, 3 ton vardı, doğru ya. Biz yanlış hesaplamışız. Şimdi 16. Yapacak bir şey yok. Bunu alıp gideceğiz. Tentemizi örtelim. Gidelim satmaya. Evet. Yine zorlu yollar bizi bekliyor. Bu arada muhabbet edelim sizlerle beraber. Küçük küçük videolar çekiyoruz. Böyle atıyoruz elimizden geldiğince. Çaba gösteriyoruz. Emek veriyoruz. Yani belki sıkılıyor olabilirsiniz. Yani zevkli olmayabilir. Bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Hani nasıl daha eğlenceli olabilir? Onları anlatabilirsiniz.
Bakıyorum şimdi başka oyunlara da bakıyorum. Genelde sıkıcı olmuyor. Nedense kendi videomu ben mesela izlerken bir süre sonra sıkılıyorum. Hani neden olduğunu bilmiyorum. Onu da çözmeye çalışıyorum. Hani daha eğlenceli veya daha güzel bir video nasıl yapabilirim diye düşünüyorum. Bakalım elimizden geldiğince çabalıyoruz. Bu çabalarımız inşallah karşılıksız kalmaz. Hayırlısı olsun diyoruz. Bir yandan burada oyunu oynarken diğer yandan da şu an video yüklüyorum. YouTube'a Brawl Stars videosu çekiyorum sürekli. Ve onu atıyorum. Bunu da birazdan atacağım. Bakalım. Birkaç oyun daha var aslında. CSGO falan var ama onlar internetim çok iyi olmadığı için donma yapıyor. Bilgisayar iyi ama işte arada bir takılma yapıyor bu. Hani mesela donma yapıyor. İnternet bizim biraz kötü. O yüzden. Bakalım ya. Ne yapabilirsek artık elimizden geldiğince ne yapabilirsek yapacağız. Gördüğünüz gibi nereden geldik, nerelere gidiyoruz. Şu yoldan geldik. Tarlamız aşağıda. Ekme biçme devam ediyor. Pulluk çalışıyor. Biçer döver çalışıyor. Zamanı burada hızlandıracağım mı? Hızlandırsam mı acaba? Hızlandırırız şimdi. 120 yaparız şu pulluk işini bitirsin. Hızlandırırız. Şuradan geçelim. Hazır burada kestirme yol var. Bu traktörler çok güçsüz abi ya. Gerçi 18 ton, 16 ton pardon arkada yük var. Traktör ne yapsın? Yapacak bir şey yok. Tam çukura tarla yapmışız. O derece. Olsun. Evet işte böyle video çekip atıyoruz. Çalışıyoruz. Elimizden geldiğince güzel işler çıkarmaya çalışıyoruz. Ya yani önerileriniz falan varsa onları yazın mutlaka. Hani şu an için zaten çok fazla da izleyen yok. Videoları. Hani olur da ileride olursa önerilerinizi bekliyorum. Hani bir arkadaşım mesela yazmış. Demiş abi Farming Simulator 17'yi de bekliyoruz demiş. Güzel ama ben şimdi hani 19 oynarken nasıl 17'yi çekebilirim ki? Aynı hepsini bir anda yapamıyorsunuz maalesef. Çünkü bir yandan 19'da seri yapıp öbür yandan 17'de de seri yapamıyorsunuz. Bir yandan da Brawl Stars var. CSGO için çalışıyorum. Hepsi bir anda olmuyor. Hani birini sonlandırmanız lazım. Warband serisi vardı. Onu yapmaya çalışıyordum. O bitti zaten. Onu çok fazla ilerletemedim. Şu yüzden ilerletemedim. Onunla zaten Warband'da mesela Mounted Blade'de Warband'da krallık oluşturmaya çalıştık ama oluşturamadık. Oluşturduk gibi oldu, olmadı. Bir şeyler yapmaya çalıştık ama olmadı bir türlü. Oynadık ama güzeldi. Bunu da oynuyoruz. Şimdi farklı oyunlar var. Trend olan oyunları oynamak istiyorum. Bakalım. Güzel oyunlar çıkarmaya çalışacağız. Şimdi buğdayımızı yükleyeceğiz. Buradan. Ondan sonra onu satacağız ve videomuzu sonlandıracağız. Bakalım. Yaklaşmış bulunmaktayız. Şu tarlalardan birini alacağım ama gerçi çok pahalı. Şu an için param çok yetersiz. Bakalım 200-300 bin yapabilirsek, ilerletebilirsek bir şeyler yapacağız artık. Evet, silomuza yaklaştık. Yavaşlatalım. Yavaşlatalım dedim ama hiç geri gideceğiz mecbur. Dolum boşalt diyor ya. Bakayım. Buğday var. Nereye boşaltacak ki bunu? He, en arkada şey varmış, ona boşaltacak. Boşalt. Başlat abi. Aa,
Abi dolum başlat işte. Boşalttın mı? Bitti mi? Evet bitmiş. Başka bir yükleyebileceğimiz bir şey var mı acaba? Şu kasaya da bir bakalım. Yok. Zaten geri gidecektik. Geri gidelim. Gördüğünüz üzere al sat yapıyoruz. İşte ekiyoruz, biçiyoruz, satıyoruz. Çok uğraştırıcı gerekiyor. Yani uğraşmak çok gerekiyor. Çok fazla vakit harcamanız gerekiyor. İşçi kiralıyorsunuz, tamam bir yere kadar ama tabii tarla ekip biçme vesaire bunlar çok uğraştırıcı işler. Yani başka oyunlara bakıyorum mesela. Oynayan arkadaşlara bakıyorum. Adamın parasına bakıyorum. 1 milyon euro var. Traktöre bakıyorum. Traktör eski, hani malzeme de aynı. Çok fazla gelişmemiş. Ya yani hile yapmak istemiyorum açıkçası. Hile yapmaya gerek yok. Hani yavaş yavaş nasıl olabiliyorsa gerçek bir oyunmuş gibi oynamaya çalışıyoruz. Hani gerçek bir oyundan kastım gerçek bir hayatmış gibi oynamaya çalışıyoruz. Bir şekilde bu videodan zevk almaya bakacağız abi. Eğleneceğiz. Amaç bu. Çok hızlı gittik. Yine. Şeyi kaçırdık. Boşaltma noktasını kaçırdık. Şimdi biraz ileri gideceğiz. Buraya boşaltacağız. Bakalım ne kadar verecek. 16 bin. Tona 16.750 şey verdi, para verdi. Buna bakıyoruz. Bunun işlemi bitmiş. Bunu diğer tarlaya yollayacağım. Şuraya yukarı. Burayı yapsın bu. Bizim biçerdüver var yalnız bayağı yavaş çalışıyor ya. Olsun. Şöyle çalıştıralım bunu. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı unutmayın. Emeklerimizi de karşılıksız bırakmayın. Çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.